Ben teşekkür ederim. Şimdi şöyle devam edelim, Sayın Karakuş, şunu şu soruyu yöneltmek isterim size: YPG, PYD de tıpkı Wagner gibi değerlendirilebilir mi? Yani şimdi bu Wagner'den farklı onlar. Yani PKK, YPG'nin asli görevi Büyük Orta Doğu Projesi'nde. E, malumunuz e, efendim, e, bir e, tampon devlet halinde Kürdistan'ı kurma amaçlı. Bu daha 100 yıl öncesine dayalı, 200 yıl öncesine dayalı bir olay. ve e, Bir şekilde İsrail'in daha güçlü bir noktaya yatırmanması ve aynı zamanda korunabilmesi için e, bu e, teşkilatı Amerika Birleşik Devletleri ve genelde işte İsrail'in ve Batı'nın desteklediği bir olay Türkiye'nin güçlenmemesi, Türkiye'nin e, mümkün olduğu e, takdirde federal e, efendim eyaletlere bölünmesi, e, bu e, e, eyaletlere bölünmesinin sonucunda e, bazı eyaletlerin Türkiye'den koparılması konusuyla ilgili. Yani Wagner'le bunun bir bağlantısı yani bu yönüyle yok. E, Ama şey orada, onların da parası e, ve silah var ve Amerika'dan gidiyor. Sayın Karakuş. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Ee, tabii ki elbette Amerika Birleşik Devletleri ama amaç başka. Onu söylemek istiyorum. Elbette ki para e, kazanmaları söz konusu bu işle ilgili de. O da Yani sistem çok olarak baktığımızda aslında Sayın i̇şte Karakış, e, sene... aynı değil mi? Yani o da Amerika'nın paralı ordusu diyemez miyiz bu bağlamda baktığımızda? Böyle şöyle adlandıramaz mıyız? E, yani orada bir de inanç var efendim. Yani orada Büyük Orta Doğu projesini kurma ve bunun içinde Büyük Kürdistan'ı kurup ondan sonra İsrail'le birleşme planı o. O plan içerisinde elbette para ile görev yapanlar var ama söylemek istediğim o yani PKK'nın Elbette yani paralı ordu diyemeyiz PKK'ya. PKK bir şekilde büyük İsrail'in kurulması için malumunuz işte bunu defamlı söylüyoruz yani bunun bir herkes tarafından bilindiğini değerlendiriyorum fırat ve dijde bölgesindeki suları efendim, bir şekilde İsrail'in eline geçirmek projesi bu bunu herkes biliyor yani bu İsrail'de bunu sakladığı ettiği yok Efendim malumunuz vaat edilmiş topraklar diye ve burada zaten ee, en önemli konu da tarihe gelindiğinde buraları e, onların vaat edilmiş toprakları değil Türklerin toprakları Türklerin efendim biliyorsunuz e, 18 bin yıldır Anadolu topraklarında olduğu her geçen gün birazcık daha efendim ispatlanıyor e, ortaya konuyor e, hala geçenlerde de işte Kıbrıs'ta 3.500 yıllık Türk mezarları bulundu yani e, bunlar e, belirli ölçüde Batılıların da inkar edemediği bazı belgeler halinde Hakkari'de e, 4000 yıllık efenin balbalar var, Türk mezarları var. Yani bu kadar basit olay. Şimdi bu noktada yapılması gereken şey daima tarihle ilgili olarak e, bir noktada değişik şekillerde milletlere inandırıcı bilgiler e, sunmak. Bunun sonucunda e, gayet basit Fırat ve Dicle'nin sularını elde etmek bu olay bu PKK bu. O nedenle Türkiye'de şu anda mesela Anayasa değişikliği yapılmasıyla ilgili çalışmalarda bazıları devamlı surette Türkiye'nin federal bir ülke haline dönmesi ve federasyona geçmesi, eyaletlere bölünmesini istiyor. Şimdi bakın ben bununla ilgili olarak hemen bir örnek vereyim. Madem öyle açtınız. Tamam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Pensilvanya'da geçenlerde bir tane köprü yıkıldı Bir tane efendim işte yakıt aracı köprüye takıldı o orada patladı köprü yıkıldı. Ne zaman açılacak biliyor musunuz yol 2 veya 3 ay sonra e, acil e, efendim işlem yapılması için federal hükümete başvurdu da eyalet eyalette para verildi de e, daha kısa sürede açılması sağlanacak. Yani bakın bir eyaletle yönetimin de zaman zaman zararlarını halkımız görmüş olsun bir örnekle. Benim söylemek istediğim o yani arada fark var birisinde inanç var birisinde sadece para kazanma paralı asker olmanın asli amacı işte diğer ülkelerde e, siyasi güç kazanma amaçlı. Bununla e, birbirini irtibatlama tabii ki tam manasıyla yapılamaz diye düşünüyorum. Belirli ölçüde tabii ki para veriyor. O verdiği para da bakın para değil ha. Yani şimdi yani. verdiği para nedir? 180 milyon, 179 milyon falan biliyorsunuz yani verilen para. Bu bir para değil. Orada halbuki şu anda 60-70 bin PKK'lı neyle besleniyor? Orada efendim bir fiil Suriye'nin bir şekilde petrolünü satlıyor da besleniyor. Uyuşturucu ticareti yapıyor da besleniyor. Yani e, halkımız da zannediyor ki Amerika'nın verdiği 3 5 kuruş para halbuki değil. Efendim Fırat'ın suyunu ele geçirmiş e, PKK aynı zamanda petrolünü e, Suriye'nin ele geçirmiş. Onun sonucunda zaten geliri oradan temin ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de bugün Suriye'ye aşağı yukarı 15 milyar dolarlık efendim malzeme, silah, teçhizat verdi. Eğitimlerini yaptırdı. Bunu böyle görsün halkımız. Yani sadece öyle e, verilen cüzi bir para, efendim 170 milyon, 180 milyon yıllık verilen para büyük bir para değil. Esas para efendim e, Amerikan halkından gizlenerek, silahlı kuvvetlerinden de gizlenerek birçoklarından Amerika Birleşik Devletleri gizli devleti 15 milyar dolarlık PKK'ya malzeme, silah, teçhizat vermiştir eğitimini yapmıştır. Hatta işte biliyorsunuz havacılık eğitimini de yaparken iki helikopter düşmüştür. Ondan sonra ya bunlar nereden nereye gidiyordu? Ondan sonra bu helikopterleri kim uçuruyordu konusu ortaya çıkmıştır. O kadar basit olay. Yani apaçık bir ortada sadece cüz'i bir para verilmesi bir şekilde yani tamamen Wagner'e benzerliğini ortaya koymaz. Peki teşekkürler. Şimdi tabii e, sohbeti bize esnasında sürekli işte nükleer güçten e, konuklarımızda örnekler veriyor. O yüzden dilerseniz Gülür Hanım oradan devam edelim. Şimdi e, Wagner'de e, nükleer silah, nükleer güç e, olabilir mi? Bunu sorgulayacağız. E, bir şey mi dediniz acaba Sayın Karım? Önce Karabuk? de şunu yapmak lazım. Rusya'yı Kağıt kağıt kaplan diye değerlendirmemek lazım. Rusya'nın bir politikası. Peki hemen döneceğim size. Tabii. Bir cümleyle yani Sayın Bakan'ın değerlendirmesini şöyle alayım. Rusya'nın bir politikası var. Bir kere Rusya kendi Slav kökenli askerlerini ölüm tehlikesi olan yerlere sürmüyor. Eğer varsa. buna var 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 sürmüyor. Bakın Putin'i bu kadar yıldır iktidarda tutan şey kendi halkı tarafından halkı rahat Biraz evvel hani söylediniz ya bu kadınların orada çok çalışmasının nedeni bugünden değil. Sosyalist dönemden kalmadı. Sosyalist dönemde kadınlar erkeklerle eşit noktadaydı ve daha etkindi. Hani sahada, otobüslerde, metrolarda o tarihte de Rusya'yı ziyaret etmiş bir Bir kadın olur. olarak söyleyeyim. Kadınlar her istedikleri işi en iyi şekilde yaparlar. Tabii tabii. Yok, şu, anda, şu anda İstanbul Belediyesi'nde yok, de başladı. Yapmak Böyle... zorunda kalmaları yok, bir yok, yok. O an maaşı yani söylemediniz de ben, sen, ben sen söyleme şey, ihtiyacı şimdi, duydum. Bakın bak, o, bak. o tarihte, o tarihte <laughs> şöyle söyleyeyim. O tarihte diğer blok ülkeleri de gezmiş bir kişi olarak. Romanya'da da vardı. Ukrayna'da da vardı. Macaristan'da hepsinde vardı. Sosyalist sistem gereği kadınlar çalışmak zorundaydı. Çalıştırılırdı. Erkekler de askerlik hizmetleriyle biraz daha ağır işlerde çalışılırdı. Şimdi burada bu Wagner 2014'ten sonra kuruldu. 2014'e kadar Wagner diye bir olay yok. Bütün operasyonları kendi askerleriyle yapıyordu. Hı. Şimdi Ukrayna'da neden böyleydi? Sizin programda burada ilk savaş başladığı zaman evet, hatırlatmak istiyorum. Üçüncü. Şunu söyledim. Rusya Kiev'e girmez. Ukrayna'nın tamamını almaz. Amacı iki tanedir. Birinci amacı gerçekleştirdi. İkinci amacı daha sonra. Bakın üç kademelidir bu amaç. Kırım aldı. Kırım'ı alırken Azak denizine tam hakim değildi. Şimdi işgal ettiği yerlerle biraz evvelki haritada verildiği gösterilirse o haritada Azak denizi tamamen şu anda e, Rusya'nın kontrolünde. Rusya temkinli oldu. Nereye girmedi? Bulgaristan'ı, Romanya'yı huzursuz, Moldova'yı huzursuz etmemek için Karadeniz'in tamamını almadı. Bakın o gün aynı dedim ki burada duracak. Yani ben stratejik bakıyorum. Asker değilim. Diplomat da değilim. Yani işinize karışmış olmasın ama stratejik olarak hedeflerini biliyorum. Çünkü bu plan bugünün planı değil. 1956 yılında Kuruşçep zamanında atılmış bir plandır. Bunu herkes ihmal ediyor o günü. şef 1936 yılında, 56 yılında aniden Kırım'ı Rusya Federasyonu'ndan yani Sovyetler Rusya Federasyonu'ndan ayırıp Ukrayna Federasyonu'na bağlayınca herkes niye yapıyor ya dediler. Ama günü geldi Ukrayna'nın elinden aldı ve onu yaparken de kimse bakmıyor nüfus profillerine. Eskiden ilk Ukrayna 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bizim Türklerin oranı çok yüksekti. Hepsini mübadele ile Türkiye'ye gönderdi. Orada Slav ırkını geniş tuttu. Onun için halk oylaması yaptığı zaman halk oylamasıyla bağlanmış oldu federasyona. Şimdi bu birinci aşamaydı. İkinci aşama Putin'in esas stratejisini okursak Karadeniz'i de açılmasını Ukrayna'nın engelleyip Karadeniz'e hakimiyet kurmak istiyor. Ama bunu şimdi niye yapmıyor? Bunu yaparsa Karadeniz'e sınırı olan diğer ülkeleri hatta Türkiye'yi de ürkütür. Çünkü bugün sizin programda çok güzel açıklandı yani CNN'in hakikaten e, dün gece yarısından beri bizde uykusuz da bıraktılar sabaha kadar. Ne zaman açıklayacak? Putin ne zaman konuşacak dediniz? Bekledik hep. E, Putin'in amacı ki Putin'in kendi amacı değil bu devraldığı plan Sovyetler Birliği'ni okyanuslara açmak. Yani uluslararası sahada gemilerini dolaştırmak. Bunun için de Karadeniz hakimiyeti önemli. Karadeniz hakimiyetini kurabilmek için korunacak ne yaptığı bilinmeyen bir yer lazım. O da Azak Denizi'dir. Şu anda Azak Denizi tamamen etrafı Rusya'nın varlığı haline geldi. Şimdi burada Wagner'in durumu nedir? Yani bu konu Türkiye'ye dahil birçok ülke zaman zaman bu şekilde paralı, ücretli insanları kullandılar ama hep partiye. Hani filmlerde görüyoruz ya CIA, CIA'da de kullanıyor, KGB de kullanıyor filan. Ama burada Wagner yoluyla kendi halkına teminat verdi. Bakın yine sizin çok başarılı bir harita sunmuşsunuz. Şurada arkanızda. Ne diyor? Ekrandaki. Asker aldığı yerler. Kazakistan, Kırkızistan, Tacikistan, Rusya dışında asker alımı yaptığı ülkeler. Ülkeler yani Wagner tabii. Wagner'in karargah ve merkezleri ekranında. Yani işte biraz evvel e, bu konuda Taha Bey'in söylediği gerekçe şey bu. Yani Wagner'den alıyor onları. Onlar ister öldürülsün, ister yapsın fark etmez. Burada de Aynı görüşte değilim sayın Bakan. Ya ama şu an uygulama öyle. Yok vak, da öyle bir karşılık ama, yok. Fakat. Bakın vaka öyle. Öyle olduğu için bu adam itiraz etti. Neye itiraz etti? Ya bizi öldürecek yerlere gönderiyorsunuz. Bir de Ukrayna'da bir yok alacağı bir ganimet bir şey. Hani Orta Afrika ülkelerinde var. Biraz evvel söyledim. Elmas, platin, hatta hanımefendi eklediği altın. Ee, hocam eklediği demir yani bunlar bu madenlerle ilişkili olaraktır. Şimdi burada Rusya'yı böyle şey aldığımız zaman hafife almış oluruz. Böyle kağıttan kaplanıldığımız zaman biz tamamen saldırgan, talepkar ister paralı ister parasız askerleriyle eğer çok iyi dengelemezsek bizim için düşman olmaya namzet bir ülke. Namzet düşman yapmamak için şu anda kim ne derse desin Türkiye'nin şu andaki denge politikası başarılı en azından bu düşmanlık olgusunu hissini ikinci plana attı. Yepyeni bir işlem oluyor. O konuyu çok akılcı götürmek zorundayız. Doğal gazın Orta Asya'dan özellikle taşınacak doğal gazın geçiş alanı Türkiye oluyor. Bu Avrupa'nın ve Amerika'nın kaya gazını pazarlayabilmek için yaptıklarına karşı olarak. Şimdi bu nedenle evet, bu bu iş bu, bu şey PYD-PYG'ye benzer mi? Benzemez. pyd pyg benzeri uygulama var Türkiye. Türkiye bunu falan, Onu birazdan değerlendirseniz hani, olur hani, mu? Biraz evvel sordunuz diye söylüyorum. Hı -hı. Onunla ilgili uygulama var. Türkiye ona o zaman sessiz kaldı. Neydi o uygulama? Barzani'nin ilk devreye girdiği zaman Saddam'ın güçlerine karşı... Af ve diğer güçlere karşı bugün PYD, PYG gibi Amerika tarafından hem silah, hem maaşları, hem paraları ödendi. Ama şu anda PYD ve PYG ile yapılmak istenen şu anda İsrail konuşturuyorsunuz ya, bir güzergahla aslında işte şu anda Türkiye'de yapmak istediğimiz şey yarın öbür gün Irak, Suriye'nin, bizim güneyimiz Suriye'nin kuzeyinin üzerinden Akdeniz'e açılabilmenin yollarını arıyor. Bu proje çok Peki. güzel söyledi hocam. 200 yıllık bir proje. Yani bu bugünün Amerika'nın değil. Bu daha bu proje önce İngiltere'den başladı. İngiltere'den Amerika tevarüz etti bu 200 yıllık içinde. Ve zaten iş tamamen yapılmak istenen oldu. Ben bunları evet, söylemek evet. istedim. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi...